Evet, yeni neslin değerlendirme test 1 soru 1. Burada metinde verilen bilgiden yola çıkarak Mustafa Kemal ile ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir demiş. Sorumuzun karşısında. Tabii Zübeyde Hanım oğlunun peygamberin izinden gitmesini yürekten istemem. Mustafa bunu yapmayacaktı. Hiç olmazsa babasının başaramadığı işi başarmalı, tüccar olmalıydı. Şimdi bunlar arkadaşlar Zübeyde Hanım'ın geleneksel bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Şimdi diğer taraftan Mustafa'nın isteğini komşusu çocuğun Ahmet'in Binbaşıoğlu babasına gizlice anlattı ve onun yardımıyla annesine haber vermeden askeri rüştiyenin sınavlarına giriş yapmaya katılmayı başardı. Sınava çok sıkı çalışmıştı ifadeleri var. Şimdi burada komşuları etkili olmuş, o zaman sosyal çevresi etkili olmuş, yardım aldığı için doğrudur. Annesine diyor ki ben asker olarak doğdum, asker olarak öleceğim demiş. Bu da Mustafa Kemal hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduğunu gösterir. Tabi bu genel ifade olarak hem Mustafa Kemal'in kararlı olduğunu, askerlik mesleğini tercih etmesinde sosyal çevresinin yani komşularının etkili olduğu ve annesinin şuradaki ifadeden geleneksel bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ama fikir hayatını zenginleştirirken farklı kesimlerden faydalandı. Buradaki metinde vurgulanmamıştır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 olacaktır. Evet, ikinci sorumuz. Mustafa Kemal'in eğitim hayatına ait ayrıntılara göre şekil yargılarının hangisine ulaşılamaz? Hangi okula gideceği konusunda bir netlik olmaması Osmanlı Devleti Eğitim Birliği olmadığını gösterir. Tabi burada hem geleneksel eğitim hem de modern eğitim veren okulların bir arada bulunması A seçeneğini doğrulayacaktır. Diğer taraftan yaşadığı ortam ve bulunduğu çevre askerlik mesleğini seçmesinde önemli rol oynamıştır. Tabi burada komşusunun oğlunu üniformayla görmesi de etkili olduğu için C seçeneği doğrudur. Yabancı dilini geliştirmek için çaba göstermesi idealist ve kararlı bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Şimdi burada Fransızcasını geliştirmek için bir hedef koyuyor. Bu hedef doğrultusunda çalışıyor ve kararlı bir şekilde ilerliyor. Bu da hem idealist hem de kararlı olduğunu gösterir. Tabi eğitimine çağdaş bir kurum olan Şemsi Efendi Okulu'na başlaması Batıcı düşünceyi benimsemesinde etkili olmuştur ifadesi var. Eğitimine mahalle mektebinde başlıyor. Şemsi Efendi de değil, bu zaten yanlış. Batıcılık fikir akımı da ilişkilendirilemez zaten ve sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. B seçeneğine verilen anekdotlardan hareketle ulaşamayız. Evet, üçüncü sorumuz yeni nesilde ünite değerlendirme 1 soru 3. Burada Mustafa Kemal askerlik tarihi ile ilgili verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz demiş sorumuzda. Şimdi burada bir cemiyet kurması, cemiyeti bir araya getirmesi teşkilatçı olduğunu gösterir. Diğer taraftan yenilik yanlısı olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Yönetim alanında yapılan yeniliklere destek verdiğini. Çünkü bu 30 Mart Harekatlamasını bastırmak için Kurmay Başkanlığı'nın yaptığı hareket ordusu birlikte İstanbul'a gelip isyanı bastırmış. Yönetim alanında yapılan yeniliklere destek verdiğini bu nedenle doğru. Vatansever olduğunu zaten genel itibariyle vatanı için mücadele ediyor. Görüyorsunuz ya, birçok savaşa katılıyor. Bu da zaten vatanseverlik kişilik özellikle ilgili ama üstü kapalı bir şekilde, net bir şekilde söyleyemeyiz, onu söyleyeyim size. Diğer taraftan mevcut yönetime karşı olduğu için siyasi oluşumlara üye olduğu uygulanmamıştır. Yönetim alanında yapılan Osmanlı ordusunu yurt dışında temsil etmiştir. Picardi manevraları Fransa'da meydana gelmiş. Bu da Osmanlı ordusunun temsilen katıldığını gösterir ve bu nedenle D seçeneği de doğrudur ama mevcut yönetimine karşı olduğu için oluşumlara, siyasi oluşumlara destek olmuştur ifadesi buradan çıkartılabilir sonuç olmadığından sorunun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, yeni nesil ünite değerlendirme 1, test 4. Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'nda teşkilattan ve az kuvvetlere başarı elde etme ve sorumluluk alarak hareket etmenin yanı sıra manevi yönlerindeki büyüklerin yönetme sanatını da geliştirdi ve önemli deneyimler kazandı demiş. Bu da askeri alanda tecrübe kazandığını zaten gösterir. Trablusgarp'taki savaş sırasında modern orduların kullandığı yöntemleri uygulamış. Trablusgarp Savaşı onun halk arasında tanınmasının başlangıcı oldu demiş. Bu da Mustafa Kemal'in kamuoyu tarafından tanınmasını sağlar. Tabi burada fotoğrafları yayınlanıyor falan. Dediğim gibi bu kamuoyu tarafından tanınmasını sağlar. Asker alanında tecrübe kazandırmış zaten. Burada teşkilatlandırma ifadesi de emri altındaki birlikleri örgütleme ifadesini doğrular ama burada milli mücadelenin lideri olmasında etkili olduğu söylenemez ve sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olacaktır.